oldu? Yok. Çok fazla koyma. Yani bu depremi yaşadık, gördük. Beton yığınlarının özellikle kuma dönüştüğünü, ne hale geldiğini çok herkes de gördü bunu. Doğal olarak biz de diyoruz ki hani daha sağlıklı, daha böyle iklime yani göz önünde bulundurduğumuz zaman, iklim krizini göz önünde bulundurduğumuz zaman neden doğal yapıları seçmeyelim? Neden daha böyle sağlıklı zeminlerde, sağlıklı şeylerde yaşamayalım? Amaç da bu biraz da. Hani biraz da o beton yığının, o beton psikolojisinden arınmak gerektiğini düşünüyorum yani. Onun için böyle biraz kerpiçi tercih ettim. Direkt verin bize. Tamam mı? Beni... Kerpiçin şöyle bir avantajı var. Hem çok eski dönemlerden beri insanların kullandığı bir yöntem, kerpiç yöntem. Hem de nefes alan evler, canlı evler bunlar. Yani bizim oturduklarımız cansız evler. Bu evler hem daha korunaklı oluyor, hem daha şey oluyor. Mesela toksinleri az oluyor ve nefes alıyor dediğim gibi ve ısıyı da içerisinde muhafaza ediyor. Hayati bir tehlike arz etmez kerpiç yapı. Depreme dayanıklılığı da kerpiçin yine hani bütün malzemelerde olduğu gibi, bütün yapı tekniklerde olduğu gibi işçiliğin kalitesi, özeni önemlidir. Kolay kolay yıkılan, çöken bir yapı değildir. Deprem, her türlü depreme dayanır ya da depremde yıkılmaz diyemeyiz. Ama şunu çok rahat söyleyebiliriz ki kerpiçin kendisi depremde yıkılsa bile insan hayatı için betonarme kadar, çelik kadar bir tehlike arz etmez. Evet, hadi.